Sevgili arkadaşlar ve çok kıymetli izleyiciler, herkese merhaba. Ben Erdi Özağ, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Amerika'dayız, Las Vegas'ta CES 2020 fuarında en yeni teknolojileri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şu an elimde fuarın yıldızı olan telefonlardan birisi var. Hangi telefondan bahsediyorum? OnePlus'ın Concept One adını verdiği telefondan bahsediyorum. Bu telefon konsept aşamasında ve asli görevim OnePlus'ın 6. yaşında OnePlus tarafının teknolojiye ne kadar yatırım yaptığını, ne oranda yenilik peşinde koştuğunu gösteren örneklerden biri olması. Ki bunu da başardığını söyleyebilirim çünkü çok özel bir telefona bakıyoruz. Önce tasarım kısmındaki detayla başlayayım. Şu an burada bir turuncu renk var. Turuncu renkli bir deri uygulanmış durumda. Bu deri nedir biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bu telefonun dizaynı ünlü otomobil markası McLaren'de yapılmış ve McLaren'in bu renkteki otomobillerinde kullandığı derinin aynısı, bakın o derinin aynısı bu telefonda kendisine yer bulmuş durumda. Dolayısıyla telefonun materyal anlamında da premium bir havaya, algıya, hissiyata sahip olduğunu söylemek oldukça önemli. Ama tabii ki telefonun bizim açımızdan önemi bu değil. Telefonun bizim açımızdan önemi sahip olduğu teknoloji. Özellik olarak bakıldığı zaman ekran boyutu, ön ekran, kamera özellikleri, işlemci, bellek yapısı, depolama kapasitesi, batarya kapasitesi, tüm bu özellikler anlamında elimde tuttuğum Concept One, OnePlus'ın hali hazırda piyasada olan telefonu 7T Pro ile aynı. Ama bakın şurada bir şerit var. Burada büyük ve aşağı doğru küçülüyor. İşte burası bu telefonun alameti farikası. Peki ne işe yarıyor? Buraya elektrokromik cam adı veriliyor burada kullanılan yönteme. Akıllı cam ya da dinamik cam olarak da endüstride konuşulabiliyor. Şöyle çalışıyor sevgili arkadaşlar. Bakın elektrokromik camlarda cam yüzeye çok katmanlı filtre uygulanıyor ve filtre üzerinde oluşturulacak elektriksel alana bağlı olarak camın optik karakteristiği, optik özellikleri değiştirilerek farklı şekillerde profilde tepki vermesi sağlanabiliyor. Peki biz bunu nasıl kullanıyoruz? Bakın şu anda kameraları görmüyoruz. Ama aslında OnePlus 7T Pro'nun alışık olduğumuz üçlü kamera sistemi burada. Şimdi bakın, kameralar gelecek. Geldim. Dediğim gibi biz güç butonuna iki kere bastığımızda sevgili arkadaşlar bu bölgeye ekstra voltaj uygulanıyor ve oradaki elektriksel alan değiştirilerek kullanılan çift katmanlı filtreleme ayrıca bir tepkiye giriyor ve burası artık görünür hale geliyor. Dolayısıyla kullanmadığınız zamanlarda hem tasarım anlamında yekpare siyah bir görüntü elde ediliyor hem de OnePlus bunu çok özel bir amaç için kullanıyor. Çok özel bir amaç. Nedir bu? Şu anda bu videoyu çektiğimiz kamerada dolan bir özellik var. ND filtresi. Işığın yoğun olduğu ortamlarda ışığı bir miktar kırabilmek ya da ışığın etkilerini bir miktar azaltabilmek için kullanılıyor ve OnePlus madem ben burada özel bir filtre kullandım, optik anlamda bir takım ekstra avantajlara sahibim, o zaman ben niye bunu ND filtre olarak da kullanmayayım diye düşünmüş ve bakın şöyle bir şey yapmış. Şu anda kameramız açık. ND filtreyi aktif edebilmek için Pro moduna girmeniz gerekiyor. Girdiğiniz zaman şurada NDB ya da ND8 diye bir ikon var. Bastığınız zaman ND filtre devreye giriyor ya da çıkıyor zaten. Buna bağlı olarak da renk değişimini gözlemleyebiliyoruz. Burada zaten bir histogram var. Değişimi anlamamıza yardımcı olmak üzere OnePlus yazılımında buraya bir histogram koymuş. Normalde bu burada olmayacaktır diye düşünüyorum ama zaten telefonu kendisi konsept bir telefon. Bu telefon belki bu şekilde piyasaya çıkmayacak ama teknolojinin nereye gittiğini göstermesi anlamında gerçekten çok yenilikçi bir yaklaşım. Burada elektrokromik cam kullanımı ve bu camın farklı optik özelliklerinin kameraya farklı katkılar sağlamak üzere düşünülmüş olması gerçekten akıl dolu, mantık dolu bir iş. Buradan OnePlus'ı tekrar tebrik etmek istiyorum. Buradan OnePlus yöneticilerini bulmaya çalıştım ama göremedim. Açıkçası peşlerine düşeceğim ve Türkiye'nin zaman gelecekleri konusunda onlara bir kez daha sormak istiyorum. Çünkü eş kurucuları olan Carpe'ye geçen sene Mobil Dünya Kongresi'nde sormuştum. Şu an için yakın zamanda bir plan olmadı ama ileri dönük olarak Türkiye'nin de gündemlerinde olduğunu söylemiştim. Kendisini bulsam bir kez daha konuşuruz. Çok kısaca birkaç özelliği daha göstereyim. Hazır OnePlus 7T Pro'yu da bulmuşken bu telefonun en önemli özelliklerinden birisi 90 Hz ekrana sahip olması. Dolayısıyla daha akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Bazı durumlarda tabii ki bunu çıplak gözle algılaması çok kolay olmayabilir ama özellikle destekleyen uygulama ve oyunlarda o akıcılığı daha iyi gözlemlemek mümkün olabilir. Tabii OnePlus aynı zamanda yazılım güncellemesi konusunda da en iyi markalardan bir tanesi. Şu an zaten Android 10 üzerinde olduğunu görmekteyiz. 90 Hz ekran dışında tabii ki bu telefonda yazılım güncellemesine bakalım. Android 10 kullanıyor ister istemez ve Snapdragon 855 Plus'tan gücünü alıyor. Yani şu anda Snapdragon 865 duyuruldu ama henüz bunu kullanan telefonlar piyasaya çıkmadığı için Qualcomm tarafındaki en hızlı işlemcinin şu anki mevcut kullanılabilir en hızlı işlemcinin bu telefonda olduğunu söyleyebilirim. 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi var. Pek çoğumuzun bilgisayarına sahip olduğu bilgisayardan daha güçlü bir donanıma sahip olduğunu söylemem gerekiyor. En azından hacim anlamında ve 48 megapiksel, 16 megapiksel ve 8 megapiksellik arkada üçlü bir kamera var. Az önce de ifade ettiğim üzere 90 Hz'lik akışkan AMOLED 6.67 inç boyutundaki ekranlarına bahsedebiliriz. Tabii tam ekran deneyimi var. Ön kamera normalde görünmüyor çünkü motorize bir aç kapı ön kameramız var. Ona da kısaca bakalım isterseniz. Bakın şu anda ön kamerayı açıyorum ve hop. Sevgili Ozancan bana bu çekimde yardımcı oluyor tam indiriden. Onu da takip etmiyorsanız onu ve tam indiri de YouTube'da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Ön kameramız motorize bir sistem. Zaten belki bilmeyenler olabilir söyleyeyim. OnePlus, Oppo'nun kardeş markası aynı grubun temsilcisi. Ve bu telefon gerçekten, hatta şöyle bir selfie de yapalım. Bir de portre deneyelim bakalım ikimiz. Seni direkt blokladı kardeşim, o yüzden haksızlık olmasın. Şöyle tekrar yapalım. Bir de arka kamerayı deneyelim. Evet, şimdi çektiğimiz fotoğraflara bakalım isterseniz. Sevgili Ozan Can burada.
Şu tipe bakar mısın? Niye böyle bir tip ortaya çıkmıştı? Bence bu telefondan abi. Ben bu kadar çirkin değilim diye tahmin ediyorum. Yok, işin şakası bir yana sevgili arkadaşlar. Evet, bu daha iyi sanırım. Tabii yüksek çözünürlüğe de bağlı olarak ön kamerada keskinliği görebiliyorsunuz. Ön kamerası bayağı başarılı. Arka kamerası da iyi bir kamera ama şu an hani en iyiler klasmana girebiliyor mu dersiniz? Pek o klasmanda değil. Yani Huawei, Samsung, hani Android ekosisteminden bahsediyorsak eğer bu ikiliden sonra gelen markalardan birisi olacağını söyleyebilirim ama fiyat performans odaklı bir telefon olduğu için gerçekten fantastik bir cihaz. OnePlus Concept One, OnePlus 7T Pro üzerine elektrokromik ekran uygulamasıyla müthiş bir cihaz olmuş. McLaren işbirliği çerçevesinde geliştirilen bir telefon olduğunu da söyleyebilirim. Turuncu renkli McLaren derisi, altın sarısı çerçevesi ve heyecan verici donanımıyla Concept One bizim çok hoşumuza gitti. Bu vesileyle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk sevgili arkadaşlar. Bizden şimdi bu kadar. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.